Mazinin nehri. Öfke, neşe dengesinden oluşan dalgalarına göre fazla sade bir isim gibi. Damarlarımda kaynar kan kırmızısı nehir. Asırlar boyu bu önde gelir. Bu vahşi bilgilerin manileridir. Kalplerimizde pası hiç eksik olmayan o aksak mutamıdır eski. O yüce mi yüce efsanevi kralları bize getirir. Ve şu iğrenç ucube böcek bari şeyleri. Meydan okumak için o eski devler burada. Ah, nasıl yüce bir varlıksın aramızda. Ve nasıl inanılmaz bir kuvvet vardır geniş hayat dolu akıntında. Sen öngörmüşsündür illaki ahşap kirişinin kimya ile evlenip metali tuğlaya nasıl evrildiğini. Altın kahve viskiden suların yansıtır kara zihni ayıp görünen devlet adamlarını. Yalan yanlış tepkilerle ve kendinden emin mimiklerle. Güzellik doğrulukla kazanır anlamını. Ama buradaki aksiyon pisliklere, yaşlılara değil. Yani varsa ismi göçebe bir toplum için saf merakıyla, kıra dönmüş çimlerde sessizce gezinen kalbi alevli hırsızlar için, varsa bir ismi emince akan vahşi ve koyu, hızlı hür sular için. Bu senin ismindir. Mississippi. Bu çok bariz ki bizi burada unuttun sanki. Bir daha mı? Bir daha çalmayayım mı? Hayır, bu kadar yeterli. Biraz şey ya, dans beklesem. Veya bir dörtlük daha. Abla ben de meşin bol ya. Milleti müzikal tiyatrodan soğutma lütfen. Zaten gözcülerin böyle bir gürültü çıkarmasının doğru olduğundan emin değilim. Neden buraya gelip bir kürek almıyorsun? Ne yazık ki Bayan Pepper, bu spagetti kollarla lanetlendim. Lanetlendim. Yani en sevdiğim şey yapıyorum. Benim işim... Benim işim ambiyans. Kas gücü de bebek suratın işi. Şuna bak, şehadete giden yolu kazıyor. Tuttuğunu koparır. Şimdi sessizliği bozmak için biraz çalsam nasıl olur? Peki, eğer bize yardım etmeyeceksen yolumuza taş koyma bari. Rocky. Sanırım onu bu. Bu o mu? Eğer değilse devaleye yapmamız gereken saçma bir açıklamamız olur. Herman Hem Feshfield'a? O da neydi? Sen de duydun mu? Durmak bilmeyen ruhların sesi. Şu an onların bölgesindeyiz. Ama ve lakin ecele çare yok sizi pis sebaniler. Keşke annem burada olsaydı. Ne? Tövbe de. O kadın burada olsaydı bizi lime lime ederdi. Biliyorum. Ah, Freckle. Bana eğlenmediğini söyleme sakın. Şuradaki kütür çıtırık yürek sallama marifetlerini tavlıyorsun. Tanrı aşkına. Bir an için gerçekten o şeyi annen sandım. İşte bu yüzden ruhların bölgesinde öylece dolaşıp mülklerini işgal etmiyoruz. Rahatla kuzen. Bu ruhlar nalları çoktan dikti bile. Yıllar önce Burke ve Hale daha kötüsünü yaşadılar. Ve ruhlar huzur içinde yatıyor. Onlar asılmadı mı? Detaylar Freckle, detaylar. Hadi bize levye becerilerini göster. Ah, kral suyu. Dionysos'un mucizesi. Daha da iyisi. Kanada viskisi. Acele etsek iyi olur. Ben motoru çalıştırayım. Farları kapar mısın? Ne olur ne olmaz. Doğru. Sonuçta buraya kadar geldik.
kahretsin. Hayır, gitmesine izin verme. Bayan May gözünün yaşına bakmaz. Bittik biz. Bu karanlıkta nasıl göreceğim şişeyi Bayan Pepper? İşte şimdi ruhlar peşimize düştü. Buldum, buldum. O benim ayağım. Bırak ayağımı. Göremiyorum ki. Ha, işte orada. Çekil şunu. Ne yapıyorsun? İn üstümden. Hadi ağzıma giriyorum. Hey, çekil şunu. Kalksana. Bırak beni. Affedersin. Görünüşe göre fare avına çıkıyoruz. Evet Sebon. Kaçan kovalını. Bin! Hadi binin! Suyunu çıkartmayın artık. Bu önemsiz bir iş. Yapacak daha önemli işlerimiz var. Doğru ama o işler bunun kadar eğlenceli olmuyor. Ayrıca öylesine gitmelerine izin veremeyiz. Elimizden kaçıp gidebileceklerini sanıyorlar. Bak sen şu işe. Aaron! Ehliyetini kasaptan mı aldın? Almadım ki! Ne? Ehliyetim yok benim! Evet belli oluyor, izimizi kaybettirdin. Aferin sana. Şimdi top sende keskin nişancı çocuk. Yo 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 yo. Evet evet evet. Hayır. Korkma, ısırmaz. Ben... Göster marifetini. Kral Midas aşkına. Pekala, bu ne be? İlk yememiz bu olacak sanırım. Hayır olamaz bayan! Sanırım ağzıma böcek kaçtı. Akşam yemeğine böcek mi? Afiyet olsun. Maalesef canmış. Ne kadar amatörce. Ne yapalım? Umduğumuzdan daha çetin çıktılar. Çok istiyorsan direksiyona sen geçebilirsin. Kalsın. Ayrıca hatırlatmak isterim, ön camımız artık kırık. Ya süt çocuğu rahatsızsa götünü kaldırıp biraz olaya dahil olabilir. Yoksa oturduğun yerde eski zamanlara efkarlanmanı mı bekleriz? Ne yapacağız? Fredemus! Ne oldu öyle? Tehlike geçti mi? Üzgünüm. Üzgünüm. Bilerek olmadı. Sadece bir ateş. Yanan koca bir ateş ve motor yanıyor. Radyatör.
Dünya ne harika şeylerle dolu. Ama bana bir bilet lazım. Hadi gelin. Biletinizi ve mısırsızı hazır edin. Dünyanın en aptal ürünlerinde ve hallelerin içinde bir bile bilin. Malzememiz az ve fikirlerim de tükeniyor. Motor da hala çok sıcak. Düzeltebilir miyim emin burada değilsin. Bir silah var demiştin değil mi? Ne olur ne olmaz diye koltuğun altında bir tane var. Sanırım bu da iş görür. Onları ben oyalarım. Sen direksiyona geç. Lütfen. Onları kaçırırsan bu iş daha da uzar. Eğlence anlayışına ne oldu senin? Bunu ben hallederim. Arabalarını yok edin. Ne haber? Yo! Hayır. 4, 5, 6. Bonsoir mes amis. Bu ne lan böyle? Çocuk söyleyeyim buradan bayağı saçma görünüyorsun. Şehre yeni bir sirk geliyor. Bir tepe göz ve bir palyaçoyla. Gelin hadi, gelin toplanın. Şu alevlere bir bakın. Serafin. Gibi kırbacını var bu gösteride harika bitirine. Dedi müthiş palyaço. Yaparız gösterimizi her yerde paso. Hay aksi. Rocky! Hadi atla dostum! Hadi! Hadi buradan gidelim!
Hala tek parça mıyım? Evet. Harika. Al Freckle, ana olarak saklarsın. Nico. Kardeşim bir el atsana. Yüzün mü solmuş canısı? Ayrıca tüm skandallara ve etrafta dönüp dolaşan iftiralara rağmen... tanıdık geldi. Bayan Duncan arkasında cesurca sanata dair harika yenilikler miras bırakıyor. Atkısı da ihtişamlı. Trajediyi doğuran komik son değil mi? Trajedi demişken eski bir tedarikçimiz döndü. Cenaze evi. Yine de senin yerini dolduramıyor. Aslında bunların hepsi eskiden bizimdi. Eskiden buralarda konvoy falan da kullanabilirdi. Şimdi ise artıklarla yetiniyoruz. Biraz yakışıksız biliyorum. Ama gitmem gerek. Aşağıda görüşürüz. Bayan ne? Horatio. Kapı tatlı. Oh, evet. Nasıl gidiyor madam? Ah tabii, zorlu iş hayatı işte. Çok zor. Biraz yardımcı olabilirsin. Ah, ekibin direği olmamı göz ardı edemezsin. Sektörün ehliyim. Olağanüstü bir vatandaşım bilirsin. Dedi namussuz, ayyaş, alkolik adam. Oh, çok şükür hayatta olduğundan şüpheliydim. Sib, senin sahnede olman gerekmiyor muydu? Kim için? Şu eleman mı? Peki ya sen Vic? Sana bizzat serenat yapayım mı? Birkaç bardak daha içki içtikten sonra belki. Ben de onlardan alabilirim sanırım. Victor? Victor, biliyorum alışma sürecindesin ama barmenlerin insanlara dert kuyusuymuş gibi görünmeleri gerekir. Daha çok bir sırdaş gibi, yargıç değil. Biraz gülümse tatlım. Ah, seninle işimiz var. Bam para bam para bam bam bam. Merhaba. Başardık bile. Başardık. Üzgünüz. JJ. Üzgünüm. Oh, bakın Mississippi kimleri getirmiş. Bayan May, biraz şaşırmış gibisin. Rocky, hayatım. Anlaşılmaz ve yorucu birisin. Başka sebebe gerek var mı? Sağ ol ya. Bunun gerçek McCoy olması gerekiyordu. Bakalım sürpriz bu muymuş? muhtemelen motoru çalıştıracak. Yani radyatör sıvısı kadar olmasa da ağızda bıraktığı tat şey gibi. Sek, hafif, meşe adını anımsatıyor. Tabut cilası. Aynen. Ona şey diyelim, gün batımında bir gül kokteyli. Gün batımında bir gül kokteyli mi? Kulağa çok hoş geliyor. Bunu bulmak için neler atlattığımız hakkında hiçbir fikrin yok.
Aslında güzel bir fikrim var. Çok zengin bir tat. Harika. Yani kötü değil. Vurulmaktan iyidir. Vurulmaktan iyidir. Yine de paramızın karşılığı cidden yalnız bu mu? Hayatım, resmen şarapla duş almış gibisin. Yani ceketimde en az 1 litre kadar şarap vardır. Küçük bir olay oldu diyelim. Alaycıklar. Nasıl bir olay? Aa, yalnızca mermi kavgası. Lanetli mezarlar. Kırık tabela, bol bol su ve maddi manevi hasarlar. Aa, yolda ölümcül ve vahşi bir düşmanla karşılaştık. Ama dinamit ve inşaat makineleri bu tür olaylar için can kurtarıcı. Öyle değil mi buna? Dinamit mi? Ne dinamiti? Ayrıca araba sapasağlam. Ben düzelttim. Ve kemanın bu olaydan sapasağlam çıktı. Hayatım, elinden geleni yaptığını biliyorum. Ama kendimizi sürekli kanlı işlerle riske atamayız. Demek istediğim... bu işte... Cece! Bak ne diyeceğim. Sen ve kemanın da sağlam ya, o yeter. Şu an biraz müzik çok hoş olurdu. Yani JJ'in müziği değil tabii. Tamam tamam. Hadi evlat, ortamı biraz yükseltelim. Aa, dinamite gelirsek ve makinelere detaya iner misin? Bay Sable. Doğru. Şerefe. Hadi bana dans borçlusun. Öyle mi? Evet öyle. Charleston'ı biliyor musun? Hayır. Peki Lindy? Hayır. Roundabout, Jingle Jangle, Whoop Dinoodoo. Sana gösteririm. Yalnızca ayağını şuraya koy. Ve şimdi de sağ. Şimdi ayağını savur. Beni Bay Sweet'e bağlayın. Lütfen. Maalesef işler biraz kontrolden çıktı. Araç yok edildi ve... işler genel olarak... pek plana göre gitmedi. Bakalım doğru mu anlamışım? Cani ve rezil baltacı Mordecai Heller... beni bir... turlayalım diye mi arıyor? Evet... Neyse Bay Sweet, görünen o ki... Benim babanla mı kaçtın?
Şu an daha önemli işlerimiz var gibi görünüyor. Ne? Biri saçını mı bozdu? Kıyafetin mi kirlendi? Doğrusunu istersen evet. Ama konuya dönelim. Anlaşılan tedarikçilerden biri çift taraflı çalışıyor. Hem de şu Laka Deyze elemanlarıyla. Bir iş becerdikleri olmadığı gibi çok dikkat çekiyorlar. Evet, bu iş sorumluluk ister. Sonuçta bu şehir tamamıyla yıkılmaya başlamadan önce üst mevkileri yalnızca biraz daha oyalayabilirim. Ah, o ejderhalar. Üzerine biraz düşününce dikkatimizi vermeye değer görünüyor. O zaman bazı yarım kalmış işleri tamamlama vakti.